bana yazılım mühendisi olma, daha standart bir iş yap diye geri dönüş yaptıklarında ben daha çok hırslandım bu konuda. Standart bir hayat yaşamak istemediğimi söyledim. Kadınların gerçekten istediği zaman bir şeyler başarabileceğini göstermek istedim. Only 34% of women in Turkey are employed, compared to 73% of men. Women's employment in the ICT industry stands at 24%, significantly lower than the 31% female participation in the general workforce. Ben Elif, yazılım mühendisiyim. Turkcell'de yazılım kalite güvence uzmanı olarak çalışıyorum. Adıyaman'da doğdum. 9 kardeşli bir ailenin en son çocuğuyum. Türkiye'de teknoloji denince kadınlar daha çekimser duruyor. Kadınların teknolojiye ilgisi olamayacağını, yapamayacaklarını, daha çok erkek işi olduğunu düşünüyorlar. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de işte kadınlara ekstra bir ön yargıyla bakıyor insanlar aslında. Elin hamuruyla erkek işine karışma sözü gerçekten çok bu işi özetleyen bir şey. Ama şu anda biz o elimizdeki hamurlarla aslında dünyayı değiştiriyoruz. Ben Melike, 27 yaşındayım. 8 çocuklu bir ailenin 5 kızından biriyim. Mardin'de yaşıyorum. Başvurduğum yerlerde işte genelde hep şu bakış açısı vardı. İşte 3-5 ay sonra çıkarsın, evlenince çıkarsın işten ya da nişanlanınca çıkarsın, işte çocuk olunca çıkarsın. Hep işin sonunda bir kadının hani işten çıkarılma sürecini, hani daha iş başvurusunda bunları söylüyorlardı. Hani karşılaştığım en büyük ön yargılardan biri buydu. In 2017, mobile operator Turkcell launched Women Developers of the Future, the largest education and employment project the country has ever seen, supporting women like Elif and Melike who are interested in ICT. Ben bir kadın olarak kadınların oranının erkeklerden daha az olduğu bir sektörde çalışıyorum. Bu zaman zaman kendimizi daha iyi ifade etmemizin önüne geçebiliyor. Ben Hasibe Zafer, İstanbul'da yaşıyorum, 26 yaşındayım. Turkcell'de Android Developer olarak çalışıyorum. 5 kardeşiz, en küçükleri benim. Ailedeki tek kadın mühendisim. İngilizce Yazan Kadınlar Programı'nda 2 yıldır eğitmen olarak görev alıyorum. Eğitmen olarak temel görevimiz öğrencilere sınıf içi Android eğitimleri vermek. Tüm kadınlar yaklaşık 6 hafta boyunca sınıf içerisinde teknik eğitimler alıyorlar. Daha sonra bu eğitimleri online eğitimlerle besliyoruz. Belirlenen pilot illerdeki ticaret odaları öğrencilere iş insanlarından mentorlar atıyorlar. Aslında biz öğrencilerimizi eğitim ve girişimcilik eğitimleriyle birlikte fikirlerini hayata geçirebilecek seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Girişimci bireyim aslında, proje geliştiriyorum. TEDx videoları izliyordum o süreçlerde. Kaykay süren birini gördüm ve hani görme engelli birinin işte bu tarz etkinlikler yapmak isteyebileceğini hiç düşünmemiştim o sürece kadar. O bende bir ışık uyandırmıştı ve hani kaykay fikrini ben bisiklete çevirerek bir ürün, bir cihaz geliştirme istemiştim. Yaptığımız ilk prototipi görme engelli 8 yaşında bir çocuk denedi. Ve ilk projeyi ona anlattığımda, hani bisikleti sürmesini istediğimde, bisikleti sürmek yerine bisiklete dokunabilir miyim dedi. Biraz dokundu, algılamaya çalıştı. Daha sonrasında hani ben bunu süremem dedi. İlk pedal sürüşünde emekleyerek gidiyordu. Sonrasında cihazın verdiği güven ve artık hani güvenle sürebildiğini anladığı andan itibaren de hani artık hızına yetişemez olmuştu. Benim için çok mükemmel, gurur verici bir duyguydu. Çünkü bir insanın hani yapamam dediği şeyi başarıyor olması, ona da benim de bir katkımın olması benim için inanılmaz gurur vericiydi. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi sonlandıktan sonra Turkcell eğitim alan kadınlarla iletişimini kesmedi. Bir gün bir mail aldık. Mailde 100 kadını tester olarak işe alacağını ve onlara uzaktan da verdiği eğitim gibi uzaktan da çalıştırmak istediklerini söylediler. Tabii bunu duyunca tüm kadınlar çok heyecanlandı. Bunlardan biri de bendim. Birçok süreçten geçtikten sonra Geleceği Yazan Kadınlar'ı da tester olarak çalışmaya hak kazandık. Bir Fizi, TV Plus, Hızlı Giriş gibi birçok uygulaması var Turkcell'in. Yüzlerce kadın bu uygulamaları test etmeye başladılar. Kadınlarımıza gereken yetenekleri, imkanları sağlayamaz ve onlara destek olamazsak
günümüzün dijital dünyasında nasıl yer almalarını bekleyebiliriz? Geleceği Yazan Kadınlar Projesi tam da bu boşluğu dolduruyor. Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız teknoloji alanında ihtiyaçları olan imkanlara projemiz sayesinde kavuşuyor. Kadınlarımızın hayatın her safhasında değerli işlere imza attığı ve toplumsal hayata ne kadar büyük katkılar sağladığını hepimiz biliyoruz. Onları yetiştirecek imkanları sağlamak ve sektörde yer almalarını desteklemek bizim temel görevimiz olmalı. Thanks to women developers of the future, since 2017, more than 1,540 women have been trained in 30 cities, writing 5 million lines of code. Over 340 mobile apps have been developed and launched by more than 530 women. And hundreds of women have found career and internship opportunities in the mobile industry. With the support of the Turkish presidency and NGOs, Turkcell aims to bring the program to 4,000 women in the near future. Kadınlar isterse her işi yapabilir bence. Önemli olan kendilerine inanmaları, güvenmeleri ve etrafında onları destekleyecek birilerinin olması. Her zaman kendi sınırlarını aşmaya çalışan bir kadın olarak üreten tarafta çok çalışan, çok azimli, dünyanın en başarılı yapay zeka mühendisi bir kadın olmayı hedefliyorum. Eğitimlere başladığım zaman tamamen sığ sularda yüzdüğümün farkındaydım. Ve ben hani oradan denize akmak istiyordum aslında. Ama o yolu bir türlü bulamıyordum. Geleceği Yazan Kadınlar sürecinde denizleri aşıp okyanuslara bile akabileceğimi gördüm. If this has meant something to you, then please show your support by sharing this story. Thank you.